Peki, araştırma gösteriyor ki yeni bir şarkıyı ilk defa duyduğunuzda o diyor daha çok zordur, challenging'dir beyin için, enjoyable olmaktan ziyade zordur. Çünkü insan beyni bunu anlamak zorundadır, anlamaya çalışır demiş. Vay be, demek ki yeni çıkan şarkının keyifli olmaktan ziyade challenging olmasının sebebi neymiş? Beynin has to figure it out, anlamaya çalışma gayretiymiş. Demek ki yeni bir şarkıyı duymak ne değilmiş? Not enjoyable, keyifli değil imiş. Not enjoyable demiş, doğru mu? Peki, o zaman cevabımız E seçeneğinde diyor ki daha çok challenging olur, entertaining olmaktan ziyade ve beynimiz anlamak zorunda. Tanrı istemezse modül gelmezmiş. Araştırma gösteriyor ki, bakın when after heard for the first time, daha çok zordur demiş, entertaining olmaktan ziyade. Peki, cevap nedir, ne oldu? A şıkkına bakar mısınız? Şarkı zor olmadıkça, koşul yanlış, daha az keyifli. Bir dakika, zaten keyifli değil ki daha az keyifli olsun. Kıyaslamanın yönü yanlış, dikkat et. Ceyhan, şarkıyı anlamaya çalışmak, keyif almak için, bir dakika, yukarıda keyif almak için anlamaya çalışmak diye bir şey yok. Sadece challenging ve enjoyable, kıyaslamaya dikkat et. Diyor ki, eğlenceli şarkılar diye bir şey yok ki. Yukarıda, bakınız, eğlenceli şarkı, could be, olabilir. Öyle bir ihtimal yok. Ne could be'si? It is demiş. Hadi could be yoklukta gideri var ama ben burada modülü asla boşa işaretlemem. Peki arkadaşlar, even if olsa bile. Şimdi uzaktan bakınca arkadaşlar olayın bir kıyas sorusu olduğu, A değil B olduğunu görüyor musun? İşte bunu dinç kafayla okuduğunda ve ne aradığını bildiğinde işaretliyorsun. Çeviri ve yakın anlamda çeviri yapma, eşleştirme yap. Sıfatlara, zarflara, modullara, miktar ifadesi sayısal verilere, bağlaç kalıba dikkat et diyoruz. Ama eğer şöyle ezberleyip geldiysen, hocam rather than diyecektim ama instead of göremedim. O zaman what can I do sometimes? Kıyaslama varsa zıtlık var diye en az milyon kere dedik, doğru mu? Hani kıyas zaten A değil B demek. Kıyas zıtlık geçirir. Bak, gerçek hayatta da öyledir. Benim de başıma son dönemde gelmiştir. Başkaları kıyas yapmaya başladığı zaman zıtlık doğar. O zıtlıktan da bir hayır gelmez arkadaşlar. Mantığı odur yani.